Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salat. Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyinat minel huda vel furkan. Sadakallahul azim. Ramazan. Bizim bakkalcı Ramazan değil. Ramazan Risalesi'nde Allah feyzini nasip eylesin. Ne zaman orucun biri? Cuma. Perşembe kalkıyoruz değil mi? Bakayım neymiş? Dördüncü nükte. Yani mevzuyla alakalı sormak istediğiniz bir şey varsa sorarsınız. Sesim nasıl geliyor mu, oraya yankılı mı geliyor? İyi mi? İyi. Tamam. Ramazan-ı Şerif'teki oruç. Hangi oruç? Ramazan'daki oruç. Gel. Kayıtlamasın size. Nafile oruçlarda var değil mi diğer zaman? Ramazan'ın tutulamayan, Ramazan'ın kazası da var. Ama bu başka. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, onun dışındakiler o kadar değil. Oruç demedi. Ramazan. Ayrı bir tecelli. Ona girmeyeceğim. Ramazan, ay dediğimiz şey, zaman. Zaman ve mekan, Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir isimlerin tecellisi. O ayın manyetik bir alanı var. İstersen onun dışında 600 sene tut. Olmuyor. Bir, nefsin terbiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinde bir hikmeti şudur ki, bak seçtim. Kaç tane nükte var Ramazan'da? 9. Dördü seçtim ilk önce. Çünkü çok ilgimi çekiyor bu. Nefsin terbiyesindeki, baktığı cihetindeki çok hikmetlerine bir hikmeti şudur ki, bir dakika, tanıyalım bir dakika. Ramazan-ı Şerif dedi, ay. Bunun ayı dışında bu feyiz yok. Bu terbiye yok. Yani bu seviye yok. İki, nefis nedir? Nefisten ne anlıyoruz? Nefis. Benlik, enaniyet. Benlik, enaniyet. Benlik dediğin neyi kastediyorsun? Şahıs. Şahıs, ben olan ben. Yani bu. Neden? Ben ne anlıyorsun Mustafa? Bütün lezzetlerin menbaı diyor nefis. Nefis, lezzetlerin menbaı. Maddi ve manevi lezzetlerin menbaı. Bütün cihazatların diyor, cihazatlara camidir. Ha, cihazatlara camidir. Yani his ve heba denilen maddi ve manevi lezzetlerin menbaı. Nefis. O zaman toparlarsa beden ve bedene, bedenle alakalı, bedenle taalluk eden maddi ve manevi lezzetlerin menbaı. Nefis diyoruz ama ifade edilmesi lazım. Bir de söylüyorum, beden merkeze koyuyoruz. Bedenle alakalı his ve heva denilen lezzetlerin mecmuasına sahip nefis. Bunu biraz daha açayım. Daha iyi anlaşılsın ki nefis Ramazan ne işe yarıyor buna? Dünya var ya yuvarlak. Kainat değil, dünya yuvarlak. Meyve sıkan bir alete koyalım bunu. Özünü alalım. Meyve çıkartıyor. Dünyanın özünü alırsanız çıkacak hulasa nefistir. Nefis yediye ayrılır. Nefse emmare, levvame, mülhime, mutmaine, razıya, natika diye. Nefis deyince hemen şer anlamayın. En şerlisi nefse emmaredir. Mesela Allah nefse yemin ediyor. Bir nefsi levvame diyor. Levmek, nefretmiş artık günahlara. Öyle nefret ediyor.
Dedim ki, nefsin 7 mertebesi var. Şer olan. Ha, nefsi tanıdık. Şimdi bu 7 tanenin 6 tanesi olmayan Ramazan-ı Şerif'teki nefsin terbiyesi. Nefsi bir tanıdık. O 6 taneden konuşmuyoruz. Nefs emmareden konuşuyoruz. Maddi ve manevi lezzetlerin menbaı. Maddi şu, dokunma ile, koklama ile, görerek alınan lezzetler. Manevi lezzetler ise enaniyet, gurur, kibir vesaire. İntikam, haset. Bunlar. Şimdi bunlara darbe vuruyormuş Ramazan-ı Şerif. Bir kere nefsi tanıyalım. Buydu, bu adamdı. Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. 3 tane. Kendini hür, serbest, kendini hür ve serbest ve öyle telakki eder. 2. Hür ve serbest. Kayda girmek istemiyor. O zaman darlatan nedir o? Orucu tutamayan adam. Beni darlatıyor diyor. Bu nefis denilen şey canlı ve ruhludur. Allah Resulü'nün ifadesiyle şeytanın bile vücudunu söylüyor. Onun aklı varmış, kafası var, kalbi var. Ben bir görmüştüm şeytanı bir halde. Yani Resulullah zaten söylüyor, kafası şöyledir, böyledir diye. Yani şaşırdım, aynen şöyledir kafası. Esirdendir vücudu, kalbi vardır, aklı vardır, akılsız da şeytan olur. Bütün kalbi şer odaklı olduğu için hayra içmeyi kalmamış. Böyle bir özelliğe sahip. Aynı bizim gibidir. Aynı bizim gibi. Yer, içer, ürer. Bir özelliği var. Atomdan değil cesedi, esirdendir. Her deliğe girer. Işık hızıyla hareket eder. Affedersiniz, hem dişilik hem erkeklik organı kendisinde vardır. Kendisinden kendisine döllenir. Böyle olur. Böyle bir tuhaf mahvur. Aşağılık bir şey. Avaneleri var yani. Şimdi onun yaveri bizde var. Nefis. Böyle. O zorluyor Ramazan orucunda. Niçin? Kendini hür ve serbest ister ve öyle telakki eder. Hatta mevhum bir rububiyet. Rububiyet denir. Terbiye etmek. Mevhum bir rububiyet ve keyfe maaşa hareketi fıtri olarak arzu eder. Rububiyet. Rablık, ilahlık, ilah olarak emreder sana, sen yaparsın. Daha değişik bir noktada şey yapayım. Bu ilah nedir diye. İlah başka. Hatta birbirinizi ilah edinmeyin diyor Allah. İlah, yaratan manasında değil. Zamanın birinde eğitimi bitirmiş müderris, talebesini memlekete gönderiyor eğitim için. Git orada hizmet et diye. Demiş ki müridi, talebesi, efendim son tavsiyeniz var mı diyor. Ben zaten sana iki tavsiye yapacaktım diyor. O ki söyledin, şimdi söyleyeyim. Bak, eğitimini bitirmiş adama diyor ha bunu. Sana bana demiyor. Eğitimini bitirmiş. Demiş ki oğlum demiş, gideceğin yerde sakın Allah'lık iddiasında bulunma. Peygamberlik davasına kalkışma diyor. Tuhaf değil mi? Allah'lık iddiasında bulunma, peygamberlik davasına kalkışma. Böyle bir şey olur mu ya? Oluyormuş değil mi? Benim her dediğim olsun demek, Allah'lık iddiasıdır. İstemediğim olmaz, istediğim olacak, istediğim saatte. Yani oradan geliyor. İle halk etmek haşa. Herkes beni sevsin, herkes bana itaat etsin, herkesi dursun. Bu da peygamberlik davasıdır. Herkes seni sevecek, ancak peygamberlik olacak. Çünkü emrolunmuş Müslüman peygamberi sevecek. Şimdi bu nefis böyle bir özelliğe sahip, öyle bir rububiyet, Rablık. Benim dediğim olacak diyor. Şimdi aynı anlaşılır. Rab yani, rububiyet. Yani halk ettim değil. Benim dediğim olacak, istemediğim olmaz. Bu ahiret enaniyeti mi?
Enaniyet daha değişik. Yok, enaniyet gurur, kibir manasında. İmtiyazlı kılmak. Öyle değil. Yiyeceksin diyor ya. Yemek yiyeceksin diyor. Ondan sonra ilk böyle çırpınır tabii ilk gün. Oo, acayip. Bütün silahını ilk gün kullanır. Açlık denilen şey. Ayağına fer gider, gözün şey yapar bilmem ne. Bir de dışarıdakileri de dinler bu. Ve telkinle çalışır. İşte bunun en büyük darbe ilimdir. Yani onu susturmak Ramazan'da ilimdir. İlim onu tard eder, cehil onu davet eder. Tanısan gider, tanımasan gelir. Korksan ağlaşır, korkmasan mafi olur, gizli olur, kaybolur gider. Çok acayip. Bakın, bir misal vereyim. Sigarası adam duramıyor. Veya şeysiz duramıyor işte. Niye? Çünkü beyine böyle inandırmış. Beyin çok önemli. Beynine oruç tutturursan vücuda oruç tutturmak hiçbir şey değil. Bak anlatayım. Sigara. Ramazan'da çok rahat. Ramazan'ın dışında Allah bir kolaylığını veriyor diyor. Herkes böyle demiyor mu? Evet. Ramazan'da nasıl oluyor? Ya Allah bir kolaylığını veriyor. Nedir biliyor musun? Esbab aleminde. İman beyne diyor ki işte akla. Oruç tutacak bu adam. Bu adam oruç tutacak. Beyin. Tamam. Evet. İnandı mı? Bu ne inanırsa vücuda öyle salgılama yaptırıyor. Her şey merkez ya. Artık mide salgılama yapmıyor. Açlık duygusunu vermiyor. Yani kandaki o değerler ona göre ayarlanıyor. Ama eğer inandırılmasa yarın yani tutarım ama öyle belki bozarım. İkindiye de bozarım. Bozdurur sana. Ben bu paket bitsin tamam sigarayı bırakacağım. Bırakamazsın kardeş. Bıraktım deyince bırakacağım yok. Bıraktım atacaksın. Ha öyle olur. Şimdi ne anlatıyorum? Eğer inandırırsanız, inanırsanız diğeri kolay. Sebebi budur. Mesela hastalar için söylüyorum. Panik atak, depresyon, buhran, bunalım. Akıl bir alettir. Epilepsi, buhran, bunalım, depresyon. Bütün hastalıkların temelinde mebbadi şerire var. Şerir madde. Şerir maddeyi idare eden ve içinde oturan var. Sekene-i kabise'nin bir de mümessilleri var. Şimdi arkadaşlar, şeytan vehmi getirir. Vehim. Varı yok, yoku var eden. Ramazan'da kullanacağım şimdi bak. Hastasın, iyi değilsin, böbreğin gidecek. Bak bak bak. Böyle vehim akla inandırdı mı? Akıl bir alettir. Akla sakın benlik vermeyiniz, ben demeyiniz. Size takılan bir gözlük gibidir. Alettir. O zaman aklınıza gelen sizin değil. Akla şeytan inandırırsa, iyi değilsin, hastasın, tutamazsın, şekerin düşer. İnandı mı bu? Aynen vücut hakikaten tansiyon öyle olur. Çünkü nasıl inanırsanız Allah öyle tecelli ediyor esmasını. Ve bu akıl var ya akıl. Bir inanırsa tansiyonum yükselir düşer falan hastayım şekerim. Bu buraya der ki alan var. Dikkat edin. Tehlike var. Hepsi alarma geçer. Hiçbirisi sükun bulmaz. Burada inanırsanız rahat edin. Burada. İşte iman akla diyor ki bu oruç tutacak. İnandım. Evet. Vücuda diyor ki bu oruç tutacak. Kimse bir şey istemesin. Deposundaki aracısı. Akşama kadar yok. Rahat ediyor. İnandığı için. En kötü karar kararsızlık ya. Demek ki orucu buna tutturdun mu gerisi kolay. Ben tutacağım. Bitti. Onun için bazı hastalar var ya, ya Allah Allah, Allah'ın hikmeti ya, diyoruz ya. Ya ne hasta ya, nasıl tuttu ya? Ne imanı baktı o? İmanı akla dedi ki, ben tutacağım. Sırrı bu. Yani biyolojik yapı, tıbbı özelliği bu. Bu nasıl oluyor? Böyle oluyor. İşte Ramazan-ı Şerif'teki o nefsin mevhum rububiyeti ve keyf-i maşa hareketi, şuradan keyfim aşağı anlayışı kafadan
fıtri olarak arzu ediyor bu. Hadsiz nimetlerle terbiye olduğunu düşünmek istemiyor. Hadsiz nimetlerle terbiye olduğunu düşünmek istemiyor. Çok acayip. Bak. Şeftali yok. Yok dünyada. Ama armutla doldurursun o boşluğu. Aradan yok. Ayakta doldurursun. Üzüm yok. Üzüm yok. Kirazla doldurursun. Yani bir şey mutlaka alternatifi var ya. Yani. Fakat aleminde Allah yok. Hiçbir şeyle dolduramazsın. Yani onun karşısına bir alternatif koyamazsınız. İşte bu böyle yapmıyor. Peki Allah'ı nasıl alternatif olmaz, nasıl aleminde şey olmaz? Şunu sorabilirse, Allah benim için nedir? Allah benim için ne ifade ediyor? Müslüman bir sorsa bunu günde bir defa. Allah benim için nedir? Hey ya, Allah benim için nedir yani? Ne ifade ediyor? O zaman bu mevhum rububiyeti kırılıyor. Keyfi maşa hareketi fıtri olarak arzu eder, hadsiz nimetlerle terbiye olduğunu düşünmek istemiyor. Bakın dikkat edin, istemiyor düşünmek. Demek ki bunlar kullanıyor. Buna herkes biner, at gibi. Dik zık dik zık. At der mi ki olan bu alimdir, zalimdir, cahildir, beyazdır, siyahdır, Arap'tır, bilmem nedir der mi? At da kim binerse. Akıl bir alettir, son asrın buluşudur Bediüzzaman Hazretleri. Niye? Hastalıkların temeli bu olacak inşallah. Niye? Akıl alettir, gözlük bir alettir. Gözlüğe şey geldi, pislik. Gözüme gelmedi ki. Niye? Bu bir alettir, ben buna bakıyorum. Ama ben buna gözlüğe alettir değil de benim desem, ben ne yapayım? Bu benim. Toz gelmişse silme hatırıma gelmez. Çünkü oradaki şey benlikte görmüyorum. Yani tozdan görmediğimi gözümden kaynaklanan görme engelliyim diye düşünüyorum. Düşünün. Yani alet nerede? Alet bana verilmişler de. Alete benlik veriyor, benim diyor. İşte felsefe var ya, Kur'an'a karşı iflas etmesinin en belirgin şeylerinden bir tanesi de budur. Felsefe şey demiş, akla us demiş ve düşünüyorsan varım. Varlığın kaynağı düşünceye bağlamış ve akla özbenlik demişler. Özbenlik. Bunların seminerlerine gidip ben de konuşuyorum biliyor musunuz? Kapıyı şarkı kapatıyorum. Bakın bir de söylüyorum. Seminerlerine gidip konuşuyorum ben. Daha davet ediyorlar filozoflar. Geçen işte fantezilerini yapmıştım. Ne diyorlar biliyor musun? Özbenlik, akıl. Ama ben bizim ifademizle gideyim. Bütün kainatı, Allah'ın dışında her şeyi meyve çıkartan alete koysak özünü çıkarıyor. Koysak çıkacak o kaptan mesela armutu koyduk, meyve suyu çıktı. Aynı böyle bir aletimiz olsa, arş-ı azam, lef-i mahfuz, alimane, alim-i erbam, cennet, cennemi koysa, makineye koyup özünü alalım. Öz, çıkacak hayat. Daha özünü alalım, bir latif bir alet düşünelim. Hayatın özü, Ustad 336 lemalarda bunu söylüyor. His ve şuur. His ve şuurun özünü alalım, akıl, filozof, felsefe buraya kadar gelmiş. Ama ruha diyor ki, ruh diyor, zati bir cevher, daire. Ruha din diyor ki, alettir, ruhunuzu kirletmeyiniz. Ona bile benlik verilemez. Ne diyoruz? Benim ruhum, benim gömleğim der gibi. Ben diyen hala arkada. Bak benim gömleğim. Benim atletim, gir içeriye. Benim cesedim, gir içeriye. Benim hayatım, gir içeriye. Benim his ve şuurum, benim. Ben değilim daha o. Benim aklım bu işi anlamıyor ya. Benim aklım kaldırmıyor demiyor muyuz? Demek ki akıl benlikten ayrı bir şey. Felsefe öz benlik demiş buna. İflasa var. O zaman bu mantıkla hastalıkları da yorumlayacak. Tıp da böyle, bedensel tıp böyle. Beyne Farsızca din geldiği için. Beyne us demişler. Öz benlik, öz varlık. Ama benim aklım. Gir içeriye diyor din daha. Gir. Benim ruhum.
benim diyen ruh değil. Çünkü benim kitabım, kitap değilim ben, ben ayrıyım. Ben olan ben ruha sahip çıkıyor, benim ruhum. Gel biraz daha arkaya, ben olan ben, ene. İşte akla öz benlik, yani ben dersem, akla gelen her şey senindir. O zaman kötü kötü düşünceler geliyor, o zaman sen kötüsün. Mecbur bunu kabul etmek zorundasın çünkü benim. Oysa çanak anten düşünün, kötü filmler dans ediyor uydudan, iyi filmler dans ediyor. Biz bunu kanalda, televizyonda seçiyoruz. Ama buraya kötü filmler aksedince bu çanak anten pis olmadığı gibi, temiz filmler olması da Müslüman olmuyor. Ama o diyor ki, ne aksediyorsa diyor, odur. Özbenlik buraya kadar gelmiş. Yani felsefeye bak, iflasa bak. Ya. İşte bu akla nefis de kullanıyor, ruh da kullanıyor. At eğitmek gibi, köpek eğitmek gibi, tarlaya sürmek gibi, yani bir şey eğitmekte ne kadar gayret ediyorsak, aklımızı da eğiteceğiz. Akıl eğitilmeye muhtaçtır. Hazreti Ali'nin sözüdür ya Allah diyor ki, her şey akla muhtaçtır, akıl da eğitime muhtaçtır. Aklınızı eğitin. Niye bunu anlattım bu kadar? Akla eğer nefis binerse dik zık dik zık, acıktım, yanıyorum. Veya tutma ya, hastasın ya. Bu akla başkasını bindirmemiz lazım. Dizgini onun eline vermek lazım. Hatta nimetlerle, hadsiz nimetlerle terbiye olduğunu düşünmek bile istemiyor. Hususan dünyada servet ve iktidarı da varsa, parası var, iktidarı da var, iyi ise, gaflet dahi yardım etmiş ise, hani bu işlerden pek ezide yoksa, yani benliğine, ben onu bir tane söylüyorum, Allah Allah bu ne diyordu ya. Düşüncelerimle, her şeyimle, ben olan benim diyor, bu benim diyor ya. Buna benlik diyor biliyor musun gömleğe? Ben diyor. İşte ama bedeli ne oluyor? Bu sefer psikoloji temel yapılar böyle çöküyor. O ben olan ben çöktü diyor epilepsi. Akıl bitti, biter şey bitti diyor, o sensin diyor. Hayır, kullandım, gözlü kirlendi. Usta diyor ki, ben vadi şerire, sekeneyi habisenin ve mümessilleri diyor. Acayip bir şey. Mesela misal vereyim. Zehir mevadi şeriredir. Mevadi şerire, değil Emir Dağ da diyor ki, beni diyor, cevşen ve evrad-ı kutsiye mutadid defa zehirlenmekten kurtardı beni diyor. Hasan, o Bediüzzaman'a mahsustur. O zaman ona has olan özellik Emir Dağ'a niye konuyor? Beni ilgilendirmez ki. Ona has isim. Ya ustalığı kendi ha özelliği, kendisine has olsa oraya koyma yapmazdı. Peygamberin mucizeleri kendisine mi has? Niye Kur'an'da bahsediliyor? Ha nüminedir, onun misallerini yapınız diyor. Misal, onun misallerini yapınız. Havada uçmuşsa peygamber, siz de bir alet yapın, içine girin uçun. O direkt uçtu, sen içine girerek uç. O denizin dibine girdi, balıkla. Sen de başka bir alet yap, sen gir içine. Kardeş, biraz mektep okuyanlara söylüyorum. O kanser hücresi, beyin hücresi vesaire, kalp hücresi, kan hücresi eşittir mc kare değil mi? Madde yoğunlaşmış enerji değil midir? Yani buz. Kafana takma, sudur diyor. Buz ama su. Su ama H2O. H2O ama enerji, esir, madde hayat, aynı hayat. Hayatın zatı ve cevherli ruh vesaire gidiyor. İşte diyorum ki, o hücre bu buzsa enerji boyutunu değiştirebilirsin Kur'an'la, ibadetle, itikadınla, inancınla. Hususan dünyada serveti ve iktidarı da varsa, gafletle yardım etmiş ise, bütün gasibane, hırsızcasına bir nimet ilahi hayvan gibi yutar. İşte Ramazan-ı Şerif'te en zenginden en fakire kadar herkesin nefsi anlar ki kendisi malik değil, memlüktür. Kendisi malik değil, kendisi
mülktür, mülküne çalışıyor. Hür değil, abdir. Emir olunmasa en adi, en sıradan, en rahat şeyi de yapamaz. Elini suya uzatamaz diye mevhum rububiyeti kırılır. Yani Rablığı kırılır, ubudiyeti takınır, hakiki vazifesi olan şükre girer. Bana doktor da diyor ki hastanede, hoca diyor, elini kaldırır mısın diyor şimdi. Açıldım, götürüyor içeriye. Kapıdan geçmiyor. Gözü zor bakıyorum. Anladım diyor. Kalkmıyor ki. Bir şey anladı. Ha, öyle anladım. Tuttu kendisi kaldırıyor. Hani benim kolumdu. Hadi ne oldu? Felçliler var. Hadi ne oldu? Daha tansiyonuna hakim olamayan insan, hayatıma ben hakimim nasıl der ya? Hiç mi utanmıyorsun? Kolesterolüne hakim olamayan, tansiyonuna hakim olamayan, hayatıma hakimim. Neyi hakimsin? Ne rububiyet iddia ediyorsun? Bu nefise diyorum, hepimizin nefsi böyle, firavun ya. Çok acayip. Lan daha tansiyonuna hakim değilsin lan. Nasıl hakim olacaksın kendine? Çok acayip ya. Yedinci nükte. Bu Ramazan-ı Şerif'teki oruçtu. Dördüncü nükte, öyle bu geçiyor bak. Ramazan-ı Şerif'teki oruç, nefsin terbiyesini vakti cihetinde. Burada oruç tabirini kullanıyor Mustafa, dikkatini çekiyorum. Yedinci nüktede Ramazan'ın siyamı diyor. Oruç demiyor. Lugatın bir manası nedir siyam? Oruç. Ama siyam sırf oruç değildir. Eğer sırf oruç olsaydı siyam tabirini kullanmazdı. Mesela sadakanın bir aşık beşikı zekattır, teberrüdür, fidyedir, hibedir vesaire geçiyor. Hani şıkları var. Siyamın bir manası oruçtur ama siyam oruç değildir. Bak siyam neymiş? Dikkatini çekti mi? Ramazan'ın siyamı farklı. Oruç değil bu şimdi. Bedensel değil. Oruç kullanınca bedeni kullandı. Siyam bakayım kimmiş muhataba? Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nev insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinin bir hikmeti şudur ki siyam. Bak gördün mü? Dünyada ahiret için, yani bir şey bu nereye göre nedir? Bu nereye göre nedir? Şimdi bu dünyada gelişini, bu dünyadaki yaşantısını sorgulayamayan bu tuzağa düşer. Yani şu, nereden geldim, nereye gidiyorum, necim vazifem nedir var ya sorusu. Ne yapacağım yani sorusu. Eğer insan samimi olarak kendisine bu soruları sorabilirse alacağı cevap kendisinin kalitesini yükseltecektir. Çünkü sorumluluklarını hatırlayacak cevabın içinde, sorumluluklarını görecek. Ben kimim? Nereden geldim? Neciyim? Ne yapacağım yani? Kimin adına geldim? Bu çok önemli ya. Bunu sorabilirse bir insan kendisine, hayatın kalitesini artar. Niçin? Bulacağı cevap, içinde o cevap, hayatının kalitesini yükseltecek. Yani sorumluluklarını hatırlayacak. Sorumluluklarını hatırlayanın vicdanı gelişecek. Vicdanı gelişenin bedenine hakim olur ve bedene bedensel ibadetlere de muvaffak olur. Bunlara muvaffak olamayanlar, mesela Ramazan'a, bu soruyu soramıyor. İşte bu siyama bakıyor. Mesela Ramazan-ı Şerif diyor 8. nükte. Şerif. Dikkatinizi çekeceğim. Ramazan-ı Şerif'in orucu diyor 9. nükte. 3. nükte oruç diyor direkt. Ramazan'da yok.
Birinci nükte, Ramazan-ı Şerif'teki sağım. Sağım da başkadır. Çok ilginç tabii. Yerinde kullanılır. Şimdi bu sağım, bu sorgulama yapması lazım. Hayatının kalitesi vakit nasıl yükseliyor? O zaman rahat ediyor. Mesele hep burada. Ama bunu da yapman için bu hipodromda at terbiyecileri var. Bir tane söyle demişti bana. Bunları anlatırken, hocam dedi, tay var ya yavrum. Onları eğitirken dedi, bazen öyle çifte attı ki dedi, çenem yavrum. Ama hiç kızmadım, sabırla geri durmadım, devam ettim şimdi. Üstüne bindim, beni attı diyor. Ama sabrettim, yılmadım. Ve milyonlar böyle, milyarlık böyle atlar ortaya çıktı. Sabır. Sen de bunu mu demek istiyorsun diyor. Hani at gibi, ben böyle bir ders yaparken o da oradaydı da. Yani at gibi eğitmek için, atı eğitmek gibi aklı da eğiteceksiniz. Eğitmemiz lazım. Sabırla. Bazen tekme atar. Tekmesi nedir? İyi değilim, kötüyüm, hoş değilim falan. Kötülük hissedersin. Mesela abi yarım saat kaldı, gidebilir miyiz ya? Niye? Abi 11.30'da krizim gelecek de böyle epilepsi. Hasta ondan ya. Öyle inanmış, öyle olacak tabii. Ötür aşağı. Tercih saat işi gelecek. Ötür. Epilepsi. Gel seni göreyim. Benim yanına gel seni göreyim. Mevat işi. Oldu 12.30. Hani dedim? Hani dedim gelmedin. He hakikaten abi dedi ya. Unutturdum ya. Gelsin de bana. Abi onlar nasıl ya senden? Korkarlar mı ya onlar? Neyi gelecek kardeşim? Sen getiriyordun onları. Mevla dişerce. Bak bu işte. Bu akıl var ya, akla hakim olur mu? Her şeyin hakim oluyoruz. Ramazan'ın siyamı dünyada ahiret için, dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen ne bir insanın kazancına baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nasıl hadis ile her bir harfinin 10 sevabı var. Normal günde. 10 hasene sayılır, 10 meyve-i cennet getirir. O. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin 10 değil, 1000 ve ayet-i kürsi gibi ayetlerin her harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarından daha ziyadedir. Ziyadedir. Ve Leyle-i Kadir'de 30.000 hasene sayılır. Bir harf, 30.000. Allah deseniz, 4 harf. Dik üstünde çoğu ulemaya göre harf kabul ediyor. Med. 5. E Allah desen, 30.000 çarpı 5. 150.000. Severim bu matematiği ya. Ne kadar hoş. 150.000 ya. Yedede de 1'e 100.000 yani. Ümreye mi gidiyorsun sen? Evet. Da onları demiyorum şimdi. Çünkü biz buradayız. Orada da öyle. Orada da öyle, evet. Orada da acayip. O hesabın profesörü yok aslında. Yok yok. Allah affetmek istiyor da bahane yapıyor. Götürten de o. Allah'a güvenin ve sevin ve teslim olun. Cehenneminden değil, sevgisizliğinden korkun. Cehennem hiçbir şey değil. Allah beni sevmiyor. O cehennemin cehennemidir. Cehennem de nimettir diyor kafirler için. Evet, kafirler için. Aferin lan, bak kafan çalıştı. Evet, bak istifade ettim. Kafirler için cehennem bile nimettir. Ama cehennemin cehennemi, Allah beni sevmiyor. Cennetin cenneti nedir? Bu manada ters uğratılıyor. Allah beni seviyor. Ve rüyetullah ya. Cehennem hiçbir şey değil. Ya. Esas o. Evet, her bir harf 30.000, baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim,
öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki, milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. Meyve sevap nedir? Sevapta ne anlıyorsunuz? Ne anlıyoruz? Bilmiyoruz ki. Biz çizgi zannediyoruz. Namaz kılı bir çizgi halidir. Sevap denilen şey nedir? Ha şöyle diyeyim. Yani bu he? Yömiye. Buz mesela. Buz ama su. Su ama aşikyo. Aşikyo ama esir. Enerji, esir, madde hayat, aynı hayat. Hayatın zatları ve cevheri olan ruh, nur-u Muhammed'i. Bak aynı yerdeyiz. Böyle yapıyorum ama aslında aynı yerdeyiz. Sevap da böyledir. Bedensel karşılığı enerjidir. Müsbet enerjidir. Sizi o rahatlatan, gevşeten, güldüren enerji o. Hani sakın ha bu dersten çıktıktan sonra Hasan abi bir şey dedi. Sevaba enerji dedi. Bedensel karşılığı. Ruhta inkişaftır. Kalpte inkişaftır. Ruhta inbisattır. Burada elhamdülillah dersin diyor. Cennette elmayı yersin diyor. Nedir o? Elmayı yedin. O kazanılan, ortaya çıkan enerjiyle elhamdülillah. Elhamdülillah ham şeydir, namazdır. Yani o harcanan enerji var ya namazda. O donsa, o namazı neyle yaptın yani? Hangi enerjiyle yaptın? Elma, armut, kuru fasulye. Onun hamdi bu işte. Çünkü o yenilen şey enerji oluyor. Onunla hareket ediyorsun. İşte sevabın bedensel karşılığı müsbet enerjidir. Ruhunu besliyor böyle. Ruhu besliyor. Telkin. Şu anda ilim bile müsbet enerjidir. İlim onu taat eder. Cehil onu davet eder. Beni çok meşgul eden şeyler bunlar biliyor musunuz? Sevap nedir diye senelerce meşgul ederdi beni. Bak işte gel. Bak bir daha alayım şuradan. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveleri veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şeceri tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, kârlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti gibi. Siyam ruhsaldır. Oruç bedenseldir. Sağ kalbidir. Hassasiyetlerdir yani. Ruha da oruç tutturuyorsun, akla da oruç tutturuyorsun. Beden oruç tutmayı bir şey değil. Ya. Herkes yapar. Yani usta diyor yani yeme içme ama gözüne de tutturacaksın. Kulağına da tutturacaksın. Bu sağ. Siyam ise karşılığı ruhtur. Ruhun orucu. Oruca, ruha oruç tutturmak, ruha. Sevaplar ya. Yani malayani, gıybet şeylerle, iyi şeyler düşünmek, iyi şeylerle meşgul olmak, zihnen, fikren, hissen. Bak, böyle. Yani bu akla da oruç tutturacağız. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet kârlı bir meşer, bir pazardır. Alışveriş yapmak için. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşün nema, bak neşün nema-i amal için bahardaki ma-i nisandır. Neşün nema-i amal için baharda nisan yağmuru nedir? İşte ömürde veya o senedeki Ramazan da böyledir. Tohumlara neşün nema veriyor değil mi böyle? Yağmur. Saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir. Resmi geçit. Bir de okuyayım burayı. Çok ilginç ama durmayacağım. Bak, saltanat-ı rububiyet-i ilahiye karşı
saltanat-ı rububiyet ilahiyeye karşı, ilahi bir saltanat, Allah'ın Rablığına karşı, ubudiyet-i beşeriyenin, insanlığın ubudiyet olarak resmi geçip yapmasına en parlak, kutsi bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevesperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Yani demek ki o delikleri kapatıyor oruç. Oruç delikleri kapatıyor. Sam o hassasiyeti kazanıyor. Siyam yaşayıp hissediyor. Çok ilginç ama biraz söyleyeyim. İmam Azam'ın sözünü söyleyeyim de daha iyi anlaşılır. Buradan gireni kontrol edemeyen, bunun dışında çıkacak deliklerden nereden çıkacaksa hiçbirisini kontrol edemez. Gireni kontrol edemeyen çıkanı hiç kontrol edemez. Anladık değil mi? Allah Allah. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine, onlar ne diyor? Bir aç hayvan diye, değil mi? Oysa tam tersine. Hayvan, derim ki olan periz değil. Ya şimdi yenmez. Doğru değil. Ne zaman önüne koysan yer hayvan. Hayvanın özelliği budur ya. Bir özelliği de budur. Derim ki olan şimdi olmaz ya. Şimdi gece 12'de yenir mi bu ya? Sabah sabah yenir mi ya? Ulan çay olmasın lazım, hafif olacak. Onu getirdim böyle ağır ağır şey. Sır der mi? Demez. Sır çünkü. Hayvaniyet budur yani. Tefrik etmez. Hayatı düz görür hayvaniyette. Hayvaniyette iniş çıkışları yoktur. Tek boyuttur. Kendisini tatmin etmek. Rububiyet iddia ya. Bak ne diyor? Güya muvakkaten hayvaniyetten insan çıkıp oruçta melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek sam ile samediyete bir nevi aynedanlık etmektir. Oruçta değil, sam. Vay be. Şimdi melekler yemez, ihtiyaç olmaz. İçmez, cinselliği de yok. Adeta insan melekleşiyor. Oruçla. Bir de onu yorumlar, itikad ederse o hakikate aynedarlık olur, sağım oluyor. Ruhta bu hissedilirse, yani kalite yükselteceğiz hayatımızda. Ben niye oruç tutuyorum? Cevabı şurada. Ben neyim? Neciyim? Niye buradayım? Ne yapmak lazım? Soruyu sorarsak dört tane. Dört tane soruyu doğru mu sordum? Mustafa bir söylesene dört tane soruyu. Bu insan bu dünyaya kendisine sorarsa, nereden geldim, nereye gidiyorum, neciyim, vazifem ne? Bu dört tane soruyu sorabilirse, alacağı cevap balon oluşturacak. O balonun içine gireceksin. Kaliteli bir hayat. Sana cevapları sorumluluklarını hatırlatacak. O zaman bu hatırlatma aklidir, tamam mı? Ama bunu yaşadığı zaman aynadarlık ediyorsun. Sağ ol. Bir daha okuyayım usta ilgin çeker. Sam ile samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Sanki insan tecessüm etmiş, cisimleşmiş bir melaike. Ne vakitte aynedarlık ediyor aslında. Niye olmuş? Ama bu aynedarlığın seviyesi melekiyeti alıyor da ondan. Melekiyet bu ne oluyor? Bu hanedanın şuurunda olmuyor ki diğer günler. Çoğu zaman olmuyor. Yani midesini doldurmuş, oturmuş büyük arabaya. Ekmek elden, su elden. Nasıl yani? Hanedanlık hakikati var, doğru. Ama nasıl hatırlayacak ki? Ben namazdayken
Allah hatırlamıyorum da zor hatırlıyorum. Daha o namazda Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ona çek vardı ya. O iş ne oldu ya? Ben namazda Allah hatırlamıyorum da zor hatırlıyorum. Namaz kılmayan Allah'a nasıl hatırlayacak? Allah hatırlanmadan geçen bir ömür nedir yani peki? Aynı darlık şuuru ve hissi uyanıyor, zemin oluyor. Pazar ya. Ötekisi iddiaç. Bu realite oluyor yani. Mesela Samedanit, Samet. Kul huvallahu ehad. Allahum samed. Allah Samet'tir. Ne demek Samet? Her şeyin Allah'ın muhtaç olması. Herkes Allah'ın kimse muhtaç. Evet. Herkes ona muhtaç. Herkes ona muhtaç. Oysa hiçbir şey muhtaç değil. Sanki adeta o be. Şunu da diyeyim. Allah yemez. Yeme ihtiyacı olmaz. Cinsiyeti de ihtiyacı yok. Sanki insan oruçta aynı isabet. Bu tarafına en zirve bir ayna oluyor. Halife-i arz ya. Yani ne dediğimi fazla kurcalamayın. Yalnız tefekkür edin. Bak geçen namazda ne hatırıma geldi biliyor musun? Cuma'da, Şişli'de kılıyoruz. Yani o şeyde, namazda, insan Allahu Ehad, Ehad sırrı inkişaf ettikçe Allah beni affetsin. Ehadiyet inkişaf ettikçe, yok tehlike bir şey demeyeceğim Mustafa. Mustafa kımranıyor ama ne diyecek? Ehad var ya, Ehad, zirveye varınca böyle hal. O andır demek ki din. Sanki dinin sahibi o. Dine gelen o kadar hamiyeti zirve yapıyor ki dini birisi dil uzatınca çıldırıyor yani. O kadar Allah Resulü de vardı. O kadar kendisini acayip içine koydu ki parçalıyor kendisini. İbrahim Suresi'nde Allah diyor ki Cenab-ı Hak, tamam ben vereceğim hidayeti şey yapma o kadar parçalama kendini şey yapma telef etme. Demiyor mu? Yani hamiyet ondan oluyor. Ehadiyete, mazhariyete nispetinde sanki bu dinin sahibi benim. Yani Allah unutuyor, din benim. Ben ya nasıl yaparsın sen bunları dine? Nasıl bu oruç tutmaz bana? Yani Allah belki de o kadar kızmıyor oruç tutmayana. Misal haşa. O kadar hamiyet acayip oluyor. Şimdi Allah'ın en güzel halifesi ruh-i zeminde kimdir? İnsandır. Aynı isamet insan değil midir? Nasıl aynı isamet olacak peki? Aynı isamet. Allahu samet. Hiçbir şey muhtaç değil. Her şey ona muhtaç. Adeta insan Ramazan'da ekmekmiş. Öyle. Suymuş. Öyle. Cinsellikmiş. Öyle. Ne oluyor yani simgesel olan? Bir bak hele ne çıktı karşımızda. Bir de ruhta bunları yaşıyor. Bunları bir de Ramazan'da yani teşvik ediyorum, söylüyorum. Bu kitabı böyle cümle cümle mutalaa edin. Bir araya gelin. Bak neler çıkıyor. Bakın cilbe-i ehadiyete, mazhariyeti nispetinde adeta yani bakın o din benimdir deyince böyle cennet cehennem denilen böyle şey mevzusu o adamda yok. Ne demek cennet cehennem? O mensup olanların işidir. Din benimdir hissedince imanın vesvesesiz mertebesidir diyor. Beşinci remizde bu. Yani cennet cehennem ne demek o dine mensup olanların, din benimdir hamiyetine sahip oluyor adam ya. Acayip oluyor, tuhafıma gidiyor. Aynı isamet diyor, bir Lazcasını izah etmeye kalkarsak tehlike oluyor işte. Ya dünyada rüya zeminde halife zişanı ya insan. İnsan acayip bir şey, insan kendini bilmiyor ki. Ne acayip bir şey ya. Ne istersen insan kendisini tanımayla tanır. Ya ömrüm geçiyor kendimizi tanımayla. Daha ne kadar ilerledik ya, bu ne zaman tanıyacağım diye düşünüyorum ya. Bu ne olacak ya? Ne acayip bir kutu ya. Dolaş, dibi yok ya. Acayip şeyler ya. Neler oluyor? Geçen rüyada yani, öğleyin kaybede. Birisine diyor ki, bu adam var ya diyor, bu adam. Külli yaptı da ahlak araştırdı diyor, 3 tane buldu da aslında 5 tanedir diyor. İki tanesini bulamadım diyor. Söyle dedi bir öğrensin. Bu budur diyor.
Nerede yazıyor külliyat? Arasın bulsun diyor. İster bir vesileyle yaptı bir anons geldi falan. Ya arkadaşlar ne tuhaf ya. Şimdi ben yaptım ben de desem ne kadar firavun olur. Firavunun firavunu olur. Diyebilir misin ben yaptım ben de? Ya cebime gidiyor ya. Kim geldi? Ne yaptın? Nereden biliyor ben bu işe çalıştım? 6 aydan beri çalıştım. 2 ders sunum yaptım. 3 tane ahlak var. Kötü ahlak. Ahlak. Güzel ahlak. Öyle değil mi? Merdiver. Kötü ahlak. Ahlak. Güzel ahlak. Ahlak ortada. Kötü altında. Güzel ahlak. Bana dediler ki, bana değil oğlana değil. Şimdi diyor ki, 5 tanedir diyor. 3 tane buldu diyor. Külliyatta 5 tanedir. Söyle de diyor öylesin. Suyu ahlak varmış diyor. Suyu ahlak. Kötü ahlak. Ahlak. Güzel ahlak. Ahlak haliye. Allah'ım. Niye anlatıyorum ben bunu? Ya arkadaş, benim çalıştığımı kim biliyor, kim beni ikaz ediyor ya? Siz kendinizi sahipsiz mi zannediyorsunuz? Kontrolsüz mu zannediyorsunuz? Radara girmediğimizi mi zannediyorsunuz? Her halimiz teftiş ediliyor diye anlatmak istedim. Her hal. Yemişim böyle. Tersi, cumartesi yaptı. Değil mi? İki gün. Bu adamı söyle. Ne tuhaf şeyler ya. Bu ne alem ya. Bu nasıl bir memleket ya. Bütün alem buradadır. Ne ararsın Şam Buharı'da? Hakikati kendinde ara. Samediyete bir nevi aynedarlık etmektir. Evet. Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde, fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta, baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyi tazamun eder, kazandırır. Beşeriyetten çıkıyor, kesafetten çıkıyor insan. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyli-i Kadir ise nasıl Kur'an ile bin aydan daha hayırlı olduğu bu sıra bir hücceti katıadır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya Culus-u Humayun Nami ile yani tahta çıkış tarihinde tören yapılıyor ya, Culus-u Humayun Nami ile veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya berzan yok, layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin Padişah-ı Zülcelali. Padişah-ı Zülcelali. Biz dedik yani halime çok mu usta? Bunlar padişah misal veriyor. Padişah-ı Zülcelali. Ben de biraz uyuyorum, şey yapıyorum, değiştiriyorum. Yani bu kainatın patronu yani. Cenab-ı Hak. Patronu. Padişah-ı Zülcelali. Ne kadar hoş be Allah ya. İsyan edenleri bile kafasına vurmuyor. Ben o zaman vallahi kafasını koparırım. Benim işçimiz olacaksınız, fabrikada çalışacaksınız, bana isyan edeceksiniz. Bu sinek gibi ezerim vallahi. Allah yapmıyor. Öyle cesaret veriyor ki bize. Onu affediyor. Ona mühlet veriyor ama ihmal etmiyor, mühlet veriyor. Allah o kadar merhametli ki. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Her neyse kapatmamız. Raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına, perdesiz huzuruna doğrudan doğruya. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin Padişah-ı Zülcelali, o 18 bin aleme bakan, teveccüh eden, ferman-ı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi, Ramazan-ı Şerif'te inzar eylemiş. Elbette o Ramazan
mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşer-i rabbani, bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muktezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette ruhun bayramıdır. Elbette bir derece ama nefsin cehennemidir. Bak bir şey söyleyeyim. Bazı insanlar var, kanser olur, hasta olur, dine geçer. Hattını taşır, telefon hattını taşır. Hani tamam mı? Şebekeden şebekeye taşır ya. Hani kızar veya işine gelmez, o şebekeden o şebekeye taşır. Adamın kanseri var veya hasta, %99 öyle hasta olanlar gafletten ne huzura geçiyor. Namaza başlıyor, tesettüre gidiyor, oruçtan tutuyor, namaza başlıyor, kazalarını tutuyor, derslere gidiyor, kitap okuyor, acayip. Ne oldu? Bedeni kanser ama ruhu sihatlı oldu. Öyle insanlar var ki ruhu kanser, cesedi sihatlı. Namaz yok. İnanç yok. Ruhu kanser. Bedeni sağlamasa ne olur? Ruhun kanserlikten çıkması lazım. Onun için çok insanlara Allah beden kanserini veriyor ki ruhu kanserlikten temizlensin diye. Bedel oluyor o. Bedelleme deniliyor. Çünkü Allah bir suça iki yerde ceza vermiyor. Onun için şeriat rahmetli, el kesme şunlar. Çünkü bir suça Allah şeriat adına bir ceza verirse ahirete kalmıyor. Eğer bedenini bununla yuvarlamışsa ruhunu kurtarmıştır. Namaz yok, ruhun kanseridir. Buna seratan deniliyor. Dünyada sağlam olsan ne olur? Ruhun bitti. Allah'a muhabbetin yok, namazın yok. Altınların üzerine otursan yok. Ama öyle cesedi kanser ama ruhu of be hocam, o kadar diyen var ki. Hocam iyi ki böyle gitmedim dedi ya. Ya beni ne kadar ikaz ediyorsun? Ancak ben bu ikazdan anlardım, bu lisandan anlardım. Sığırcığım, sığırcığım lütfen bizim yer değil. Oraya geçme, o lahanaya gitme. Anlar mı sığır? Ricadan anlar mı? Hangi insanla anlar? Sopa tık tık. Veya koyuna taş atarsın. Bak anladığı lisan. Allah kimi ne anlıyorsa o lisanı kullanıyor. Dair merkez ruhu kurtarmak. Allah Allah. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece sufli ve hayvani mağlubi meşakilden insanları çekmek için oruca emredilecek. Bitiyor da uzattım biliyorum. Şu cümleyi bitireyim. Ve orucun ekmeli ise, orucun en güzeli ise, güzel değil, ekme. He? En güzeli. Orucun ekmeli ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, çünkü seyrediyorsunuz görsel, kulağı, kalbi ve hayali, fikri gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Göz, kulak, akıl, hayal, başka ne dedi? Fikir, düşünce. Onlara oruç tutturmaktır. Yani nasıl oruç tutturacağım hayalime? Akla oruç tutturulur mu? Bak biraz önce bak, akla ben miydim? Akla da oruç tutturuyorsun işte. Ben nasıl olacak? Yani muharramattan malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten, galis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak, ayırmak, dili oraya bağlanmış. Şimdi ayırdık. Ve lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an'a, Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile, oruç kullanıldığı zaman ceset hatırınıza gelsin, unutmayın. Oruç bedenseldir. Savm şeydir, aklı ve kalbidir. Siyam ruhsaldır.
o boyuttaki oruç. Abdullah abi. Bak ne diyor? Zaten mide en büyük bir fabrika olduğu için oruç ile ona tadili eşkar ettirilirse başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.